Gökhan selam, hoş geldin. Ana bunlar niye çoğalmışlar? Bunlar çoğalmışlar. Zühre okuyor, sınırlarına sınav duruyor. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük katil, iktidar, hayvanlara dokunma. Yasa inisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi'nin 30. gün direnişinden sizleri selamlıyoruz. 5199 sayılı yasa hala yürürlükteyken hayvanlara yönelik şiddet eylemlerini cezasız bırakıyorlar, şiddete teşvik ediyorlar. Mustafa Varank'a soruyoruz. Kangal üretim merkezleri açılırken neredeydiniz? Bir yandan üretimi destekleyeceksiniz ama bir yandan sokaktaki %90 kangal kırması olan hayvanları öldüreceksiniz, öyle mi? Yenişehirlioğlu'na soruyoruz. Herkesin görüşünü aldık dediğiniz halk kimlerden oluşuyor? Kaç tane veteriner hekime, kaç hayvan hakları STK'sına, kaç yerel hayvan koruma görevlisine sordunuz bu taslağı oluştururken? Neyi savunduklarını anlayamadığımız açıklamalar yaptı. Öldürmeye karşı olduğunu anladığımız ama tecritle ilgili net açıklama yapmayan ana muhalefet partisine buradan sesleniyoruz. Hayvanları, doğal yaşam alanı, barınak adı altındaki toplama kamplarına kapatmak öldürmektir. Daha önce hiç ziyaret etmediğiniz bakım evlerine habersiz gidin, bakalım neler göreceksiniz ve bunu halkla paylaşın. Sizlerden ötekileştirilen her canlının haklarını savunmanızı ve bu tecrit söylemlerine boyun eğmemenizi bekliyoruz. Şimdi karar verin, öldürmeyi mi savunacaksınız, yaşatmayı mı? Çıkın ve net açıklamalar yapın. Bunun yanı sıra katliama karşı meclisten en güçlü sesi DEM Parti vekilleri Perihan Koca ve İbrahim Akın'dan duyduk. İlk günden itibaren bu katliama asla geçit vermeyeceklerini ısrarla vurguladılar. Alanlarda dayanışma gösterdiler. Meclisten hayvanların çığlıklarını duyurdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hiç kimse merhametimizi sorgulamasın diyerek bu yasa tasarısının önünü açtı. Cumhurbaşkanına soruyoruz. 2021'de bütün hayvan hakları savunucuları her ilçeye geçici bakım evi açılsın ve kısırlaştırma yapılsın denildiğinde neden kabul etmediniz? Örnek gösterdiğiniz Konya Geçici Bakım Evi'nde hayvanlar kafalarına kürekle vurularak Beykoz Geçici Bakım Evi'nde işkenceyle öldürülürken katilleri neden serbest bıraktınız? Kuduz riski ve kuduz vakası bambaşka şeylerken neden bütün hayvanlar kuduzmuş gibi toplatılıp öldürülmesine razı oldunuz? Yasa hala yürürlükteyken neden aylardır belediyeleriniz yasalara uymuyor? Neden toplayıp ya dağ taşı atıyor ya bakım evlerinde öldürüyorlar? Bilin ki köpekler dahil hiçbir canlıyı sizlerin merhametinize terk etmeyeceğiz. Kurtuluş yok! Tek başına ya tüm türler ya hiçbirimiz! Tekirdağ'da bir köpek başından silahla öldürüldü. Florya'da bir köpeğin istismar edildiği görüntüler basına yansıdı. Edirne'de iki köpek silahla öldürüldü. İstinaf Mahkemesi Eros'un başvurusunu reddetti, katilini cezasız bıraktı. Urfa'ya bağlı Eyyubiye Belediyesi'ne ait halka açık bir alanda çocukların gözleri önünde bir köpeğe boğazına çökülerek işkence edildi. Olay gününün akşamı Urfa AKB Tokyo Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya hiçbir resmi belge sunmadan köpeğin öldüğünü ifade etti. Aynı gün bölgede tüm köpekler hukuksuzca toplatıldı. Diyarbakır Mardin arasında çıkan yangın nedeniyle insanı, hayvanı, bitkisiyle yüzlerce canlı hayatını kaybetti. Eksper beklendiği için veterinere verilmeyip bekletilen yaralı hayvanlar oldu. Bakım almaları gereken bu hayvanlar öldürülmek üzere mezbahalara gönderildi. Osman Harkın!